Aziz davetliler, sevgili peygamberimizin Allah elçisi olduğuna dair var mı üniforması? Var, var, üniforması var. Bakın Ziya Paşa'nın bir beyti, zuhurun
biasetin, halin, yeterken sıdkına bürhan, seni inkar eden mecnundur elbet ya Resulallah. Kemalatın kemalatı ilahidir ki efhama, gelir fikreyledikçe aczu hayret ya Resulallah. Efendimizin sureti bir delil, sireti ayrı delil, elindeki kitap, dilindeki hitap, dostunun şahitliği, düşmanının şahitliği, yetiştirdiği ashab-ı kiramı ve ahlakı bir üniforma, bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Eddebeni Rabbi fa ahsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti, ne de güzel terbiye etti. İnnemâ bu'istü li'ütemmime mekârimel ahlâk. Ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve inneke le'alâ hulukin azîm. Ey Peygamber, sen örnek bir ahlak üzeresin. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için mutluluk modelleri vardır. Evet, biz bu ummanı bugün nasıl anlatalım? Yani sadece ahlakından doğruluk. Herkes ona Muhammedül Emin diyor. Ebu Cehil bile فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Ey Peygamber, onlar seni yalanlamıyor ama senin getirdiğine itiraz ediyorlar. Bu yalancıdır diyemiyorlar. Efendimiz İslam'ın ilk günlerinde Kabe'nin önündeki Safa Tepeciği var ya, insanları oraya davet ediyor. Herkes de geliyor. Ey insanlar, ben size desem ki şu tepenin ardından düşman gelecek desem, İnanır mıydınız? İnanırdık. Niye inanırdınız? Bugüne kadar yalan söylediğine şahit olmadık. Bugün yalan söyleyecek değildin ya diyorlar. Hepsi birden onun güvenilirliğine, doğruluğuna inanan inanmayan Muhammedül Emin diyordu. Aziz davetliler, evet. Sevgili Peygamberimiz biraz önce muhterem Cemalettin Bey de işaret etti. Mekke'den Medine'ye hicret edecek, evinin etrafı eşkıya tarafından sarılmış. Öyleyken herkes Peygamberimize inandığı, güvendiği için altınlarını, paralarını getirip emanet etmişler. Peygamberimiz akla şöyle gelebilir, ya benim evimin etrafı eşkıya tarafından sarılmış, ben can derdindeyim, ben ne yapayım, bulan bulanın olsun, alan alanın olsun, akla böyle gelebilir. Efendimiz öyle yapmıyor. Hazreti Ali'yi çağırıyor, Ali şu filanın altını, şu filanın gümüşü, şu filanın parası, Ali bunları onlara teslim et, sonra sen de arkamızdan gel. Bakınız sevgili Peygamberimiz vefatına böyle bir gün kala Hazreti Ali, Hazreti Fazlı onların kolları arasında son defa ashab-ı kiramın huzuruna çıkıyor. Ashabım gönül huzuruyla Rabbimin huzuruna çıkmak istiyorum. Ben de hakkı olanınız varsa gelsin bu hakkını alsın veya benimle helallaşsın. Herkes kederli, herkes hışkırıklar içerisinde. Canımız feda ya Resulallah. Senin bizim sende ne hakkımız olabilir ki? Bu bana ikram değil ashabım. Kul hakkıyla beni Rabbimin huzuruna göndermeyin. Ve birisi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, madem böyle ısrar buyurdunuz, filan zaman siz bana emir buyurdunuz ki şu kişiye 3 dirhem yardım et,
onu sonra bana ödemediniz. Öyleyse o 3 dirhemin verile. Hazreti Fazlı'ya emrediyor Efendimiz, derhal verile. Sevgili Peygamberimizden bunu görüyoruz. Bakınız, Mekke'nin ileri gelenlerinden müşrik orduları baş komutanı Ebu Süfyan Suriye'ye gitmiş ve Efendimiz de o günlerde o günün malum 2 süper devleti var. Biri Sasani İmparatorluğu, biri de Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatoru da o günlerde Şam'da bulunuyordu. Peygamberimiz onu İslam'a davet eden bir mektup göndermişti. Heraklius çok etkilendi. Bu peygamberim diyen kişiyi tanıyan var mı buralarda? Var. Hem de Mekke'nin ileri gelenlerinden biri Ebu Süfyan. Ebu Süfyan'ı huzuruna aldı. Bu peygamberim diyen kişiyi tanıyor musun? Tabii tanıyorum. Ailesinde tanıyorum. Çocukluğundan beri tanıyorum. Peki nasıl hiç yalan söylediği, güvenilmez olduğuna dair bir bilgi, belge var mıdır? Hayır, hayır. Daima doğru sözlüdür. Kim söylüyor bunu? Baş düşman. Baş düşmanın dilinden Allah elçisinin güvenilirliği, doğruluğu böyle ifade ediliyordu. Mesela şu kareyi arz edeyim. Aziz davetliler, Abdullah İbni Sa'd diye birisi, bu zat geldi Medine'ye, iman etti. Okur yazar da birisi olduğu için Peygamberimiz onu vahiy katibi, şu şerefe bakın, böyle yaklaştı. Bazen Peygamber Efendimiz'e bir şey söylüyor, Efendimiz yaz, onu da yaz. O vahyolundu. Müşrikler bunu kandırdılar, tekrar Mekke'ye gitti. Dedi ki ya benim yazdıklarımı yazıyor, benim dediklerimi yazıyor. Yani İslam'ı can evinden vurmak istiyor. Böyle bir yanlışlığa düştü, İslam'dan irtidat etti. Ve Rabbimizin vaadi gerçekleşti, Mekke fethi oldu. Ama bu sefer Abdullah İbni Sa'd korkmaya başladı. Ne yanlış ettim ya ben? Kazanmışken kaybettim, yükselmişken düştüm, mümin olmuştum, hicret etmiştim, vahiy katibi olmuştum. Ben ne yanlış ettim ben? Hazreti Osman'ın da süt kardeşiydi. Vardı ona sığındı, kardeşim çok yanlış ettim. Ne olur beni peygamberin huzuruna götür, beni affetsin. Efendimiz de ashabiye, ama bu arada Efendimiz Abdullah İbni Sa'd'ın kanı hederdir, nerede görüldü orada öldürülmelidir buyurmuştu. Şimdi Hazreti Osman'la birlikte Efendimizin huzuruna geldiler. Ashab-ı kiram da var. Hazreti Osman dedi ki ya Resulallah, bunun anası bunu bırakır beni emzirirdi, bunu yürütür beni taşıtırdı, bunu aç kor beni doyururdu. Anasının hatırına ne olur buna eman ver, bunu affeyle. Efendimiz şöyle dönüyor, Hazreti Osman tekrar geliyor. Anam babam feda olsun ya Resulallah, ne olur şu adamı affet, buna eman ver. Efendimiz şöyle dönüyor, Hazreti Osman oraya da geliyor. Sonra hadi affettim, eman verdim buyuruyor. Ve onlar gittikten sonra sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, sen bize bir işaret etseydin biz onun boynunu alırdık. Bir peygambere işaret, ima ile işaretle adam öldürtmek yakışmaz. Şu doğruluğa bakın. Hayatının her yerine, her noktasına bu nasıl hakim olmuştur? Yine kardeşlerime sözü bırakıyorum efendim.